Merhaba dostlar. Birçoğumuzun minicik balkonu var ve hem de bitki severler. Çok fazla çiçekleri olsun istiyorlar. Güzel çiçek büyütelim istiyorlar. Ama maalesef imkanlardan dolayı balkonları hem güneş almıyor hem de küçücük oluyor. Ben de küçük balkonumu sizler için, güneş almayan balkonumu sizler için dizayn ettim. Minicik minicik çiçeklerimden getirdim. Hem sizlere de bir fikir olur belki. Burası küçücük bir balkon. Minicik, görüyorsunuz bu kadar sadece, bu kadar ve sadece şu an sabah çok erken saatler, sadece 2 saat güneş alıyor en fazla. Tabii ki mevsime göre güneş dönecektir, değişecektir ama çok az güneş alıyor, biraz sonra zaten gölge gelecek. Fakat hep aydınlık, yani hani tamamen karanlıkta ve gölgede değil, onu da söyleyeyim. Çünkü aydınlık olmayan yerde hiçbir bitki büyümez. Güneş olmayan yerde hiçbir bitki büyümez. Fakat böyle daha toleranslı, hani aşırı güneş sevmeyen, aydınlık mekan seven bitkiler büyütebiliriz. Sadece bu kadarcık. Küçücük bir köşe yaptım. Yani çiçek sevmemize engel değil konumumuz ve yerimiz. Belki bir tane bile saksınız olsa yeterli olabilir. Yeter ki mutlu olalım. Yapacak bir şey yok. İmkanlarımız hepimizin umarım çok güzel olur. Hani hepimizin bol bol yeri olur. Bakın, tesbih çiçeği aydınlık, bol havadar, serin yerleri çok seviyor. İki dal dikmiştim buraya. Çok da olmadı getireli. Hemen hemen saksıyı doldurmak üzere. Üstelik böyle iki tane de pembe aşkın gözyaşı yavrusu düşmüş. Bakın, hani az güneş aldığı için de orada filizlenmiş. Gördükçe de mutlu oluyorum onları. Tabii ki güneşe çok ihtiyaç duyuyor ama yavruyken çok fazla ihtiyaç duymuyor. Böyle verigate bir tür vardı. Denemek için getirdim. Minicik, o da yavrulamış. Genelde şu şekilde verigate olan türler aşırı güneşten hoşlanmadığı için çok rahatlıkla büyütebilirsiniz. Özellikle aloe ailesi, aloe vera türleri yani, ve çok mutlu yaşayabiliyorlar. Aydınlık, esintili, çok güneş almayan yerlerde de çok mutlu yaşıyorlar. Aslında en mutlu yaşayanlar bence yaprağı güzeller. Bakın şöyle çekeyim. Çok mutlular. Minicik minicik beraber bir videoda dikmiştik. Kocaman olmaya başladılar. Sabah bir iki saat güneş alıyorlar. Onlara yetiyor. Özellikle begonyalar çok mutlular. Büyümeye başladılar. Yani güneş yoksa balkonunuzda, aydınlıksa çok rahatlıkla begonya da büyütebilirsiniz. Çok güzel. Çiçek bile açtı. Çünkü yakıcı güneş bunlara zarar veriyor. Çok güneş de toler edebiliyorlar ama güneşsiz de olabiliyor demek ki. Özellikle test ediyorum burada zaten. Birkaç aynium türü getirmiştim. Fakat aşırı mutlu oldukları söylenemez. Renklenemediler. Onları deneme amaçlı getirmiştim. Yani aslında sukulentlerde sadece aloalar, agaveler, senecio ailesi çok mutlu yaşayabilir. Kendinizi minicik böyle dekoratif bir köşe oluşturabilirsiniz. İlla 100 metrekare alanımız olacak diye bir kaide yok. O içimizdeki sevgiyi çok güzel tolere edebiliriz. Mesela bir tane echeveria getirmiştim. Siyon. Bakın benim evde terasımda biliyorsunuz kıpkırmızı gül gibi kapalı minyatür türü bu. Ama burada çok mutsuzlaşmış, yeşil olmuş. Bakın formu bozulmaya başlamış. Hani o renginden eser kalmamış. Çünkü yeterli güneş almıyor. Evet, esinti alıyor. Burası dış mekan. Dış mekan bitkisi çünkü sukulentler. Ama güneş almadığı için formu gerçekten bozulmaya başlıyor. Emin olun, zaman içerisinde göreceksiniz. Uzayacak uzayacak, böyle yaprak araları açılacak. Çok mutsuz olacak. Tabii ki onu götüreceğim eve. Bir tane kalp kalbe karşı çiçeğim vardı biliyorsunuz. Minicikti, büyütemiyordum orada. Yeniden doğmuştu. Onu getirdim. Yeni yaprak bile çıkarmış. Çok mutlu. Yani Ceropegia ailesinden, hani kalp kalbe karşı bitkisi de çok mutlu yaşayabilir. Çünkü çok güneşe ihtiyacı yok. Böyle minicik bir köşem oldu. Minicik bir balkonumda. Gerisi hiç mühim değil. Biz bitkilerimizi seviyoruz hepsini ama maalesef konumumuzdan dolayı, eğer imkanlarımız yoksa begonya seçebiliriz, tesbih çiçeği seçebiliriz, aloe ve agave ailelerini biriktirebiliriz.
Şeker begonyam da şeker gibi oldu. O çok güneş de seviyor aslında ama burada da oldu. Bu saksı da boş. Belki bir şey dikerim diye getirmiştim, yedik. Önemli olan birkaç bitkimiz olması. Çok çok her yer dolsun, çiçek olsun değil. Elbet tutamıyoruz kendimizi. Elbette ki hani dayanamıyoruz. Çok fazla bitki istiyoruz. Çok fazla, daha çok, daha çok hepsi bende olsun istiyoruz. Ama imkanlarımız da el vermiyorsa böyle minicik bir köşe yapabilirsiniz dostlar. Daha burada yer var diyen dostlar için evet yer var. Ama yavaş yavaş böyle test ede ede minik minik çiçekler getireceğim. Fakat burayı çok doldurmayacağım dostlar. Çünkü biliyorsunuz benim durumumu. Size ilk atölye videomda bana buraya çiçek getirmeme izin vermeyin demiştim ama maşallah hiç kimse hiçbir şey söylemedi. Hatta orada çiçek var mı gösterir misiniz diyen arkadaşlarımız oldu. Çok güzeller. Paçıramı merak eden dostlar için biliyorsunuz almıştık paçıra A101'den. O videoda var. Böyle tabii perdeyi açıyorum. Şimdi kapattım. Perdeyi açıyorum. Böyle çok aydınlık. Sabah biraz güneş alıyor. Biraz sonra güneş gelecek. Oldukça da büyüdü aslında. Çok da mutlu. Aydınlık, iç mekanda. Toprağı kurudukça bol suluyorum. Geçirgen bir toprağım var. Hatta böyle minik minik filizler bile verdi. Çok mutlu oldum. Böyle üstten filizler bile verdi. Hala 7 yaprak yok ama şöyle göstereyim. Işık ters geldi. Tek salon bitkim. Yani tek içeri aldığım bitki. Çok büyük konuştum. İçeri bitki almayacağım dedim ama aldım. Dayanamadım. Umarım fazlalaşmaz. Fakat bunu çok seviyorum. Çok güzel oldu. Gelişimi çok güzel. Zaman içerisinde de sizlere zaten göstereceğim gelişimini. Nasıl oldu, nasıl büyüdü? Çünkü saksısını değiştirdik, beraber gözlemleyeceğiz dedik. Gövdelerinde hafif yaralanmalar vardı, paket lastiği vardı. Biliyorsunuz çıkarmıştık videoda. Sanırım onlar da toparlanmaya başladı. Yavaş yavaş böyle kabuk kabuk atmaya başladı. Yani gövde kendini onarıyor. Nasıl hani bir yara iyileştiğinde kabuk atar ya. O şekilde böyle yavaş yavaş toparlanmaya başladı artık. Perdeye temas etmesine izin vermiyorum normalde. Şimdi ışıktan dolayı öyle yaptım. Perdeyi açık bırakıyorum. O kısmı hep açık kalacak. Ve hafif hafif böyle yavaş yavaş fıs fıs yapıyorum yapraklarına. Tabii buraya çok gelemiyorum ama çok fazla vakit ayıramıyorum ama geldiğimde mutlaka böyle nem sevdiği için içeride de şu an yemek vesaire hiçbir şey pişmediği için nem yok. Yani o nemi alması için böyle minik minik fıs fıslar yapacağım. Paçıramı da görmüş oldunuz dostlar. Gayet mutlu ve keyifli o köşede. Öyle de kalacak. O minicik balkonda da bunlar var. Umarım böyle küçük bir hani tavsiye olur. Sizler de eğer böyle küçücük güneş almayan balkonunuz varsa kendinize göre elinizdeki imkanlarla böyle minicik de olsa bir bitki köşesi yapabilirsiniz. Yalnız tek salon bitkim olduğu için de böyle kraliçe gibi kaldı. O kadar bitkinin arasında bir gün paçıranın öne geçeceğini hiç tahmin etmemiştim. Sanırım zevklerimiz de değişiyor. Biraz zaman içerisinde daha farklı arayışlara da giriyoruz. Umarım daha çok arayışlara girmeyiz dostlar. Hepinize sevgiler.